hep aynı mevzu. Açıklamak da istemiyorum. Barışmak da istemiyorum. Böyleyse böyle dendi. Ondan sonra bir iki gün sonra Nile yayın açtı zaten, gördünüz. Benim tek olayım ona bir şeyleri açıklamaktan vazgeçmek olmaktı. Durum buralara getirdi. Ben de anlamadım. Gerek yoktu. Yaptığınız komplo teorileri her zaman boşa çıktı. Sizin düşündüğünüz bir şekilde geçmişte de hiçbir şey olmadı. Şu anda da olmadı. Yarın sonra da öbür günde olmayacak. Hem benim tarafımda hem karşı taraf tarafından. Ondan sonra benim haberim oldu. Bu olaylar iyice boşa boşa konuşulduğu için saçma sapan insanlara da hani boş yere, ciddi anlamda boş yere yüklenildiği zaman da ismini geçirdiğiniz kişi de Nihle'ye yazdı. Cevap vermemiş. Anlamadım. Zafer söyledi bana. Yani bilmiyorum. Ben bunu benden duymanız gerekiyormuş. Böyleymiş. Ben konuşulmasını, edilmesini istemediğim için konuşmuyordum. Durum bundan ibaret. Başka da hiçbir şey değil. Benim zamanı 4 sene önceki artık böyle eğilmiş büyümüş yani kaç sene eski olduğu da belli. O kağıdı tekrardan hani böyle notu ona yoruldu. Her hani Migros'a girsek ona yoruluyor zaten. Ben onu anlamıyorum. Her neyse ben isterseniz inanırsınız isterseniz inanmazsınız. Benim gerçekten problem değil zaten dediğim gibi bir daha böyle bir şey olmayacak. İşte tekrardan ne bileyim böyle enteresan barışmak falan filan. Ben böyle bir şey zaten kendisi de istemiyor artık. Böyle olmayacak raddelere geldi en son haftada anlattığım gibi. Ben de istemiyorum. Karşı taraf da istemiyor. Siz de buna saygı gösterirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Konuşabilirsiniz. Ben gerçeği biliyorum. Bundan sonraki olacakları da biliyorum. Kusura bakmayın. Gülesim geliyor çünkü bak. Ay farklı insanları bile birbiriymiş hani aynı insanmış gibi lanse ettiriyorsunuz. O da çok garip. Keyfiniz bilir. Benim için hiç problem değil. Yani bir günah keçisi aranacaksa yine tabii ki de ben olabilirim. Sorun değil. İşte kızın da üstüne gitmeyin gerek yok. Ben kaldırabilirim. Hiç sorun değil. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Başka diyecek de bir şey yok. Ben tekrardan yayın mayın açmaya devam edeceğim. Takip edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Hiç problem değil. Yani hayat güzel. Kendime odaklanma sürecindeyim. Ev aldım biliyorsunuz. Evi dizeceğim artık yavaş yavaş. Hep birlikte dizeceğiz. Beni izlemek isteyen, takip etmek isteyen insanlarla yavaş yavaş hepsini hep birlikte yapacağız. Bir anda olacak bir şey değil çünkü. Açıklamak zorunda kaldım kendime. Umarım birisi almıştır herhalde şey kayıt falan bilmiyorum. İzlemek isteyenlere söylersiniz. Kendinize çok iyi bakın ben dışarı çıkacağım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.